büyük sermaye 81'liğimizde. Küçük büyük sermaye 81'liğimizde. Küslü Türkiye diye birleştiler tüm kiyatta. Küslü Türkiye diye el ele hep beraberce. Küslü Türkiye diye. Anadolu'nun yiğitleri bizde varız dediler. Anadolu'nun yiğitleri bizde varız dediler. El ele yürek yüreğe tüm kağıtta birleştiler. Tüm kağıtta birleştiler. İstanbul'da bir ilçe başkanlığımızın açılışını yapıyoruz. Ama hanımefendilerin, gençlerin ve gerçekten ülkemizde umut bekleyen iş insanlarının ve o iş insanlarının arkasında milyonları yürütecek umut dolu gözlerin beklediği bir umudu bugün Sancaktepe'de gördüm. Ya Rabbim sen bu birliğimizi, beraberliğimizi bozma. Amin. Sen bu ülkede renkler bizim zenginliğimiz, bu ülkenin yeni yüzlere, yeni isimlere ihtiyacı var dedik. Bugün Sancaktepe'yi açacağız inşallah. Yarın Maltepe'yi açıyoruz. Ve buradan ülkemize, tüm dünyaya müjdeler olsun haber veriyoruz ki iş kadınları hazır, genç iş insanları hazır. Yolları kesilmiş, yıllardır takos olmuş bu ülkenin geleceğine sadece belirli bir kesiminin önünün açıldığı yeni limanları bekleyen gençler. Kalkacak gemiler bu ülkeye hizmet edecek diyorum. Ve ben hepinizi alkışlıyorum. İyi ki varsınız. Anadolu yiğitleri, güçlü bir Türkiye için bir araya geldiler. Ülkemizin geleceği için biz de varız dediler. Genç iş adamlarımız, bizler de varız dediler. İş kadınlarımız, bizler de varız dediler, el ele verdiler. İş dünyası birleşti, birleşti tüm kiyatta. İş dünyası birleşti, birleşti tüm kiyatta. Güçlü yatırımcılar, şimdi tüm kiyatta. Güçlü yatırımcılar, el ele. Varız dediler. Koyuldular bu kutlu yola. Ülkemiz, milletimiz için haydi hayırlı ola. Sanayiciler, işverenler, ülkesini çok sevenler. Sanayiciler, işverenler, ülkesini çok sevenler. Ekonomide biz de varız diyenler tüm kiyatta. Ekonomide biz de varız, el ele hep beraberce. Güçlü Türkiye diye. Anadolu'nun hoş geldiniz. Sayın Genel Başkanım, Sayın Divan Başkanım, Genel Merkez Yönetim Kurulu üyelerimiz, Anadolu Yakası İl Başkanım, Sancaktepe İlçe Başkanım, değerli Kartal İlçe Başkanım, Maltepe İlçe Başkanı ve Siyasi Parti İl Başkanları, hepiniz hoş geldiniz. Sancaktepe İl Başkanlığı, TÜMKAS Sancaktepe İl Başkanlığı Başkanlığı'na hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz.
Açılışımızı gerçekleştirmeden önce bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı için hepinizi ayağa davet ediyorum. Buyurun. Bugün bizim için tarihi ve büyük bir gün. TÜMKİAD'ın İstanbul Sancaktepe İlçe Başkanlığı açılışını gerçekleştireceğiz. Değerli katılımlarınız için hepinize çok teşekkür ediyoruz. TÜMKİAD 2017 yılında Genel Başkanımız Sayın Nihat Tanrıkulu tarafından Çanakkale yoluyla kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur. Tamamıyla devletçi bir yapıda olup hiçbir siyasi partinin ne ön bahçesi ne arka bahçesi olmuştur. Bizler Genel Başkanlığımızın önderliğinde şu an 45. yılımızı 15 gün önce Ardahan'da açtık. Ve genel başkanımla vermiş olduğunuz bir sözle tüm Türkiye'de 81 ilde ve 922 ilçede TÜMKİAD'ın bayrağını dalgalandıracağız. Ben sözü fazla uzatmadan Sancaktepe İlçe Başkanımız Sayın Yücel Işık Bey'i sahneye davet ediyorum. Yücel Başkanım buyurun. Evet, Yücel Başkanım heyecanlı var. Sayın Kaymakamım, Sayın TÜMKİAD Genel Başkanım, Sayın İl Başkanım, Sayın Siyasi Parti İlçe Başkanları, Sayın iş adamları, sayın hanımefendiler, beyefendiler, aramıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sözlerime şöyle bir şiirle başlamak istiyorum. Bir taraftan gönülleri yazarken tüm kağıtı, diğer bir taraftan illere ve ilçelere yazıyoruz. Bir hedefin etrafında sarsılmaz bir inançla konuşuyoruz. Para, pul, makam, hepsi hikaye. Yürek inanmış. Bir yürek, en büyük hazinemiz işte bu, işte Sancaktepe. Değişen dünyanın ve Türkiye'nin devletçi STK kültürüne olan ihtiyacının giderilmesini amaçlayarak hedeflerimize doğru yürüyoruz. Sancaktepe tüm kıyat olarak Sancaktepe'de genç iş insanlarımızdan yollarını açacağız, onlara destek olacağız. Milli şuurla sahip vatan ve hizmet insana hizmet ve proje üretmek için birlikten güç doğar diyerekten yola çıktığımız TÜMKİAD ailesiyle her zaman her yerde Sancaktepe'de başarılı olacağız. 2017 yılında kurulan STK'mız Nihat Başkanımızın bizi layık gördüler, sağ olsun, teşekkür ederim. İnşallah biz de Sancaktepe'de güzel işler yapacağız. Sancaktepe'de iş insanlarını bir arada toplayacağız. Kurumlar, kuruluşlarla istişareler yaparaktan. Bizler de Sancaktepe'de güzel işlerimizi atarsak bize ne mutlu. Hepinize teşekkür ediyorum. Tekrardan hoş geldiniz. Teşekkür ederim Yücel Başkan. Evet değerli dostlarımız, programımız kaldığı yerden devam ediyor. İstanbul Anadolu Yakası İl Başkanımız Sayın Enes Selimoğlu'nu konuşmalarını yapmak için sahneye davet ediyorum. Enes Başkanım. Sayın Kaymakamım ve Genel Başkanım, TÜMKİAD Anadolu Yakası İl Başkanı Enes Selimoğlu ben. İstanbul Sancaktepe İlçe Başkanlığı açılışına hepiniz hoş geldiniz. Sancaktepe İlçe Başkanlığımızda bugüne kadar yapılmış olan ilçe başkanımız ve tüm ekibine bu organizasyonu
destekleriyle, başarılarıyla güzel bir herkesi bir an buluşturdular. Hepsine teşekkür ediyorum. Tüm kağıt olarak 45 ilde il başkanımızın açılışını yaptık Ardahan'da. En son Ardahan'dı. Kendi yurdumuz, memleketimizdi. Çok coşkulu geçti. Şu anda Anadolu yakasında da tam olarak 3. ilçe başkanımızın açılışı olacak. Aytu başkanımızın 29'unda pazartesi günü. Saat 2'de hepinizi davet ediyorum. Teşekkür ediyorum. Çalışmaya devam edeceğiz. İlçe başkanımızın Anadolu yakasında Adalara ve ben 17 ilçesini yıl sonuna kadar kurmasını burada Nihat başkanımıza müjde olsun söylüyorum. Tabii kazıklarımız çalışıyor. Çalışmaya devam edeceğiz. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Enes Başkanım çok teşekkür ediyorum. Gerçekten sizin de gayretiniz büyük. Çünkü bu oluşumun ana mimarlarından biri de Enes Başkanımız. Anadolu yakasını biz kendine teslim ettik. İnşallah diğer açılışlarımız da tüm hızıyla devam edecek. Evet değerli dostlar, değerli misafirler, şu an açılışımızın en heyecanlı yerine geldik açıkçası şahsen. Ben büyük bir alkışla Genel Başkanımız Sayın Nihat Tanrıkulu'nu sahneye davet etmek istiyorum. Lütfen çok büyük bir alkışla kendisini o güzel konuşması için bekliyoruz. Buyurun başkanım. Selamünaleyküm. Sayın Kaymakamım, çok kıymetli divan başkanım, çok kıymetli siyasi partinin ilçe başkanları, temsilcileri, ülkemizin sivil toplum örgütleri ve ülkemizin ekonomide ordusu olan silahsız ordusu, iş insanları. Bugün İstanbul Anadolu'da Sancaktepe ilçe başkanlığımızın açılışına hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sayın Kaymakamım, sizleri burada görmek, devletimizi burada hissetmek, devletin bizim için ne kadar yüce olduğunu TÜMKİAT olarak 2017 yılında Çanakkale plakasıyla, Çanakkale ruhuyla bu ülkenin hiçbir siyasi partinin arka bahçesi olmayacak, ön bahçesi olmayacak. Ama doğru yapılan siyasetlerin arkasında destekli olacak. Vatanını ve milletini, ülkesini seven, kardeşliğini seven, her türlü hizmet eden insanların yanında olacak. İnsan ayrımı yapmayacak, öteleştirmeyecek. Dünyanın geldiği bu noktada ülkemizin ekonomide, sivil toplum örgütleri ekonomide kuruldular. Ya farklı kişilere hizmet ettiler. Ya da farklı siyasi bir şekilde destek alıp nemalandılar. Devlete ve millete müdahale ettiler. Bu ülkenin iş insanlarının bir araya geleceği. Ne dinci, ne salcı, ne solcu, ne ortacı. Tek bir noktada devlet vatan diye. Devleti yaşat ki millet yaşasın, milleti yaşat ki devlet yaşasın şiarını olan. Hepimiz biriz, kardeşiz. Renkler bizim zenginliğimiz. Ekmeğin siyaseti olmaz. Lazı da, Kürdü de, Çerkezi de, Alevisi de, Sünnüsü de, Dadaşı da, Romanı da, Gürcüsü de, Yörüğü de, Boşnağı da. Hepimiz biriz, kardeşiz. Biz iş insanlarıyız. Bu ülkenin yeni yüzlere, yeni isimlere ihtiyacı var. Her canlı ölümü tadacak misali. Devlet ölmez. Çünkü devlet dünya var olduğu müddet içerisinde var olur. Devleti yönetenler, devletin koltuğunu temsil edenler canlıysa o ki diyor, her gün, bir gün gelecek, her canlı ölümü tadacak misali bu bayrağı, bu vatanı, bu devleti düşünen yeni ruhlara, yeni düşüncelere ihtiyaç var dedik. Ve Çanakkale ruhuyla, Çanakkale duruşuyla renkler bizim zenginliğimiz diyen TÜMKİAT'ı kurduk. Nasıl olacaktı bu dernek? Kurulduğumuz gün ülkenin terör örgütleriyle, ülkenin kutuplaşmış, birleşmiş, hiçbir zaman dışarıdan bizi yenemeyeceklerini bildikleri gibi dünya artık değişiyor. Bizi savaşta yenemezler. Bizi Türk-Kürt kavgasında yenemediler. Bizi Alevi-Sünni kavgasında yenemediler. Bizi birçok farklı savaşlarda yenemediler. Tek yenecekleri bir şey vardı. Bizi önce kültürümüzde, sonra ahlakımızda, sonra inancımızda, sonra ekonomide bizi yenecek planları yaptılar. Bu ülkenin silahsız orduları lazımdı. Ben de arkadaşlarım şu söz söyledim. Bizler devletçi STK kuracağız. Devletçi STK kültürünü bu ülkeye kazandıracağız. Bu ülkenin üreten bir iş insanlarına ihtiyacı var. Yeni iş insanlarını, özellikle hanımefendilere söylüyorum. Genç iş insanların yeni bir limana ihtiyacı var. Bu limanın adı TÜMKİAT olacaktır. Hiçbir zaman Allah'tan korkan kimseden korkmaz. Allah'tan korkan bagajı temiz olur. Bizim devletten hiçbir zaman korkumuz olmadı. Bagajı temiz olan insanları davet ettik ve bir şey söyledik.
Bu ülkenin üretmeye ihtiyacı var. Devletin, belediyelerin, kamu kurumlarının kapısında fırsatçılık bekleyen iş insanları değil, ihracat yapacak, ülkenin geleceğinde var olacak, dövizi ülkeye getirecek, birlikte güç doğacak, parayı kazanacak yeni fikirlere, yeni birlikteliklere ihtiyaç var. Bu sesimize ses verdi. Bu topraklar kutsal topraklar. Bu topraklara seslendiğiniz zaman bu topraklar şehitlerin ruhuyla ayağa kalkar, şaha kalkar. İşte bugün Sancaktepe'de görüyoruz ki bu şaha kalkışın adıdır bugün. Sancaktepe'de bu insanlar toplanıyor. Birçok ilçede var oldu. Ve odalarda biz söyledik ki, çünkü bunlar kim dediler, güldüler. Biz dedik ki bu ülkenin yeni yüzlere, yeni isimlere ihtiyacı var. Biz siyaseti doğru yapanları alkışlarken taraf koydular. Biz tarafız. Devlet tarafıyız. Tarafımız belli. Taraf belli. Biz devletçi tarafız. Ama mücadelemizde bazen karşımızda kötüleri savaş beklerken, iyiler bizden savaşırken kuşku duyduk, şüphe duyduk, endişe duyduk. Demek ki endişemizde haklı çıktık ki biz doğru bir hamle yapmışız. Neden? İstanbul Ticaret Odası'na, arkadaşlar, Divan Başkanım burada 47. komitenin değil mi? 140 yıllık odada kaç yıllık komiteyi aldık? 22 yıllık gençler, özellikle sizlere söyleyeyim. 22 yıllık bir komitede TÜMKİAT olarak bir taraf cumhur, bir taraf millet, TÜMKİAT devlet diye aday çıkardı. Birçoğu yanlış anladı, bizi anlamadı. Ama anladıkları noktada ki devletin kazandığı ve devletin güçlendiği bir noktada doğru yerde durduğumuzu bugün hem siyasilerin, hem devletimizin, hem milletimizin, hem iş insanlarımızın bizi takdir ettiğini gördük. Ve bugün meyvesi de bizim divan başkanımız, abimiz, destur duyduğumuz İlham abimiz 47. komitenin komitesini aldı. 14 tane arkadaşımızın ismini yazdırdık. Bakın bu iş insanları niye kalkıp TÜMKİAT'ın arkasında geliyor? Niye koşuyor? Amaç para kazanmak mı? Elbette ki para kazanacak. Ama hangi parayı? Doğru parayı. Bizler bu ülkede üreten ülke olmak zorundayız. Bunun için odalar var. Odalarda devletimizin birçok noktalarında yeni iş insanlarına, heyecanlı insanlara ihtiyacı var. Ben şunu her zaman her yerde söylüyorum. Bu milletin, bu devletin yeni yüzlere, yeni isimlere ihtiyacı var ama akıllı ve dürüst insanlara ihtiyacı var. Çünkü hatta bugüne kadar Sayın Kaymakamım birçoğu hiçbir siyasi partiye ve hiçbir sivil toplum örgütüne üye olmamış. Şurada gördüğünüz arkadaşların hepsi devleti için ve sizlerin daha güçlü olması için oluşan iş insanları. Ya Rabbim sana hamdü senalar olsun. Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e saygı duyan ve cumhuriyetimizi bize emanet eden Mustafa Kemal Atatürk ve kader arkadaşlar. Ve renkler bizim zenginliğimiz Çanakkale ruhuyla. Çanakkale'de onların hepsi sırt sırta savaştı. Küresel güçlerin, fırsatçıların, bizden görünüp bizden olmayanın bazen her ağaç kendi kurduyla yok olur gider. Birileri kendi renginin içerisinde o renkten nemalanmak için kendi ağacın içinde kurdunu büyükleşmiş. Birileri farklı şekilde terör örgütlerinin desteklediği, bu milletin bayrağı ve vatana saygının öteleştirdiği ve birçok oyunların oynandığı, akıllı görünüp temiz görünen insanların fitne fesat sokup onu güçten nemalanıp devlete müdahale ettirdiklerini biliyoruz. Biz de diyoruz ki bu ülkenin devletçi bir STK'ya ihtiyacı var. Bugün baktığınız zaman geçtiğimiz aylarda Çin'den bir heyet gelmişti ülkemize. Sayın Kamakalı, bizim ithalatımız, ihracatımız 3 milyar dolar. Çin'in Türkiye'ye ithalatı 45 milyar dolar. Ben buradan şunu sözünü veriyorum. Çin'in en yüksek görevlileriyle görüşmeye devam ediyoruz. Çin'de genç, girişimci, iş insanlarının önünü açacağız. Bugüne kadar verdiklerimizi geri getirecek ve ihracatı yükselteceğiz. Rusya'da, Irak'ta, uluslararası birçok ülkede genç girişimci iş insanlarına sesleniyorum. Gelin TÜMKİAT'a, TÜMKİAT'ta sizlerin geleceğini planlayalım. Gençler, size kapımız her zaman açık. Biz de devlete ihanet olmayacak. Biz de bu vatana ihanet olmayacak. Bu vatanın ve bu devletin geleceği için gece gündüz çalışacağız. Renkler bizim zenginliğimiz. Sizden ricam, küresel güçlerin oyunlarına da gelmeyin. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Bugün Sayın Kaymakamımızın burada olması bizim için, işte valilerimizin burada olması, biz hep tüm 45 ilde Büyükşehir Belediye Başkanımız geldi, milletvekillerimiz geldi, tüm siyasi partiler, onlara şu söz söyledik. Dedik ki biz TÜMKİAT olarak kurulduğumuz gün bir karar aldık. Bu mikrofon devletin mikrofonları olacak. Valilerimiz konuştu, kaymakamlarımız konuştu, emniyet müdürlerimiz konuştu, askerlerimiz konuştu, il jandarma komutanlarımız buradan konuştu, garnizyon komutanlarımız bu mikrofondan konuştu.
siyasetçilere de bir rica ettik. Dedi ki, yıllardır biz sizi dinliyoruz. Şimdi siz bizi dinleyin. Bugüne kadar hiçbir siyasetçiye mikrofon vermedik. Bu yüzden siyasetçilerimiz bizim başımızın tacı, onur konuğumuz. Ama onların kalbinde yer almak, onların kalbinde yaşamak istiyoruz. Bunun için de bize kızma, öteleşme değil, sadece saygı gösterme ama saygıdan ötede bizi sulamalarını da istiyoruz. Çünkü biz bir çınarız. Büyümeye, gölgemizde bu milletin bu gölgede sığınmaya ihtiyacı var olduğuna inanlardayız. İhracat yapan, üreten, üreten arkadaşlara söylüyorum, bulun hanımefendiler, üreten fabrikatörleri bulun, getirin bana. Yani üreten insanları getirin. Biz gideceğiz Çin'de, Irak'ta, Suriye'de, Almanya'da, Rusya'da, birçok ülkede gece gündüz kaplarında yatacağız, onların kapısını açacağız, üreteceğiz, ihracatla dövizi getireceğiz. Bizden asla devletin kapılarında siyasetin maalesef dolunun boş, boşun dolu olduğu, birbirine faydalı olmadığı süreç içerisinde bu devletin geleceğinde Türkiye söz hakkına sahip olacağına inanıyorum. Dünyanın en onurlu, dünyanın en şerefli bayrağın altında Lazı, Kürdü, Çerkezi, Alevisi, Sünnüsü, Romanı, Gürcüsü, Boşnağı, Yörüğü, Dadaşı, hepimiz biriz, kardeşiz. Allah bir, peygamber hak, kitap bir diyen din kardeşleriz. Gelin tutunalım bu vatana, gelin tutunalım bu bayrağa, gelin bu Türkiye'nin limanında buluşalım diyorum, Allah'a emanet olun. Genel Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun, ağzınıza sağlık. Sancaktepe Kaymakamımız Sayın Ahmet Karakaya'yı, kıymetli kaymakamımız, siz de sahneye davet ediyoruz. Konuşmalarını yapmak için. Buyurun kaymakam. Çok değerli Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanımız, çok değerli Tümkar Genel Başkanı, İstanbul İl Başkanı, çok kıymetli Sancaktepe İlçe Başkanı ve diğer ilçe başkanlarımız, çok kıymetli iş insanlarımız, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler. Öncelikle bu güzel açılışın ilçemize, ilçemiz ticaretine, ilçemiz ekonomisine ve ilçemizin beşeri münasebetlerine, sosyal ilişkilerine, sosyal hayatına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. Tabii çok kıymetli başkanlarımız oldukça güzel noktalar temas ettiler. Ben çok tekrar etmekten kaçınacağım ama birkaç cümleyle düşüncelerimi paylaşmak isterim buradaki değerli hazirunla. Tabii hepimizin söylediği bir şey var. Diyoruz ki insanı yaşat ki devlet yaşasın. Bu hepimizin kabul ettiği güzel bir düstur. Ama bunun bir yolu var, yöntemi var. Bunun paydaşları var. Nedir bunun paydaşları? İnsanımıza en güzel hizmetleri sunmak gerekiyor. Bunun için de siyaset mekanizması çok önemli. Direksiyon demokratik bir ülkede siyaset mekanizmasındadır. Bürokrasi adeta motor gibi işler. Bürokrasinin çalışması, çabası çok önemli. Yine aynı şekilde ekonomi, ticaret yapan insanlar, üretim yapan insanlar, STK'lar, meslek odaları, bunların her biri bir araya geldiğinde vatandaşına en iyi şartları sağlayabilecek bir zemin oluşturur. Bu noktadan baktığımızda Türkiye Cumhuriyeti Devleti elbette ki birinci sınıf bir devlettir. Hepimizin bayrağımıza, devletimize layık olmak için daha fazla gayret sarf etme yükümlülüğümüz var. İşte bunlardan en önemli alanların başında da yine elbette iş dünyası geliyor. İş dünyasının ilkeli ve çalışkan, üretken tutumu bu diğer bütün alanları besleyerek insanımızı, devletimizi ve bizlere umut bağlayan mazlum milletleri güçlü kılacaktır. Bu çerçeveden baktığımızda devletimiz uzun yıllardır, özellikle son yıllarda yoğunlaşan bir şekilde bu sermaye birikimi sağlamak için işte gerek doğal gazdır, petroldür, doğal kaynaklardır çıkarılması ve nitelikli hale, katma değerli hale getirilmesi için yoğun çabalar sarf ediyor. Yine aynı şekilde teknolojinin güçlenmesi için ülkemizde ciddi hamleler var. Teknolojinin güçlenmesi birçok ülkede ya da dünyada olduğu gibi askeri teknolojiden başlar, savunma sanayinden başlar. O konuda da çok ciddi atımlar var. Biz 10 yıldır bu atımları gözle görülür halde izliyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda seri üretime geçmiş ve ekonomik değeri gerekse stratejik değeri olarak çok daha etkili hale geldiğini hep birlikte göreceğiz inşallah diyorum. Ben yürekten kutluyorum sizleri. İnşallah 45-64 de olur, 81 de olur. Çünkü bizim insanımız kıymet verdiği, güvendiği yerde çok daha rahat çiçek açar. Ben her birinizi yürekten kutluyorum. Tekrar bu güzel
derneğimizin ilçemize, ilçemiz ekonomisine, iş insanlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Dışarıdan gelenlere tekrar hoş geldiniz diyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler kıymetli kaymakamımız. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz. Bugün İstanbul'umuzun parlayan yıldızı Sayın Kaymakamımız söyledi. Sancaktepe İlçe Başkanlığımızın iş insanlarının Sancaktepe İlçe Başkanlığı'nın açılışını yapıyoruz. Başkanım nerede? İlçe Başkanım gel yanıma gel. Gel hemen gel. Gel uzağa gitme. Görüşün yanıma. Başkan olmaz. Ben öncelikle Sayın Kaymakamımıza, siyasi parti temsilcilerine, ilçe başkanlarına, sivil toplum örgütlerine çok teşekkür ediyorum. Yarın Kartal İlçe Başkanlığımızın açılışı var. Buradan hepinizi davet ediyorum. Sözü devletimizin ağzına, devletimizin kucağına bırakıyorum. Sayın Kaymakamımız, sözünüzü keselim. Estağfurullah, zaten konuşacaklarımız konuştuk. Hayırlı uğurlu olsun. Mevlam güzel hizmetlere vesile kılsın diyorum. Haydi bismillah. Ya Allah bismillah. Sermaye 81'liğimizde, küçük büyük sermaye 81'liğimizde, güçlü Türkiye diye birleştiler tüm kıyatta, güçlü Türkiye diye el ele hep beraberce, güçlü Türkiye diye. Anadolu'nun yiğitleri. Bu ülke için çıktığımız bu yolda hani bir söz var söylüyorlar ya, buraya dikkat buyurun başkanlarımız. Ve buradan canlı yayından TÜMKİAT'ın il başkanlığını, ilçe başkanlığını ve şu an il başkanlarımızı takip ediyorum. İlçe başkanlarımız, üyelerimizi takip ediyor. Biz nerede ne mücadele ettiğimizi biliyoruz kardeşim. Bu söz var ya, diyorlar ya, ya çakallar aslanın yanında yetişmiş, kendini aslan hissediyor. Ama çakal, çakal aslan her zaman onu yener. Ama asıl tehlike aslanın çakalların yanında yetişmesidir. Bize aslan görünümlü çakalların yanında terbiye edilmiş insanlar bize yarın saldıracaklar. Bu ülkenin geleceği için yola çıkarken kötülerin bizden korktuğunu zannederken iğne korkmaya başlamış. Bunu da merak ediyorum. Hayırdır? Ülkeyi mi bölüyorsunuz? Ülkeyi mi yoluyorsunuz? Niye korkuyorsunuz? O yüzden bu ülkenin sizlere ihtiyacı var, bunu unutmayın. Ama büyük hepsi. Hanımefendileri başta tutun. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün onlara açtığı yolu siz de açın. Ama herkesin kendi yerinde, kendi dünyasında. Ailenizi yolunuzda çok fazla, içinizdeyse yolunuza katın. İçinizde değilse yolunuza katın. Onurla, gururla Anadolu İl Başkanı'nın elinde, kendi elimde sana teslim ediyorum. Ekibi nerede? Başkanın arkasında dur. Gece gündüz çalışın. İstanbul Ticaret Odası için il başkanımız ileride gereken eğitimleri verecek. Hazır olun. O odada seçme seçilme hakkına sahipsiniz. Başaracağız. Sizin kardeşim maşallah gözleriniz parlıyor. Şükür kardeşim. İnancını yitirme. Başaracaksın. Evet hanımefendi. Nurten Hanım. Ekibinizle beraber hanımefendilerin başını çekeceksin. Burada bir daha geldiğin zaman çok hanımefendi görecek. Parlayan gözlerini görüyorum. Abim benim. Turan abicim, bizim destur durduğumuz abilerimizsiniz. İyi ki varsınız. Fatih Bey, sizlere güveniyorum. Böyle bir Anadolu'nun yiğitlerini görüyorum arkamda. Ve ben de sırtımı Anadolu'ya dayıyorum. Taz vatanı da veriyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Birleştiler, tüm kağıtta birleştiler. Evet.
Küçük büyük sermaye 80 birliğimizde. Küçük büyük sermaye 80 birliğimizde. Güçlü Türkiye diye birleştiler tüm kıyatta. Güçlü Türkiye diye el ele hep beraberce. Güçlü Türkiye diye. Anadolu'nun yiğitleri biz de varız dediler. Anadolu'nun yiğitleri biz de varız dediler. El ele yürek yüreğe tüm kağıtta birleştiler. Tüm kağıtta birleştiler. Evet değerli izleyenler, bugün İstanbul Anadolu yakasında gerçekten çok güzel, devasa bir açılış oldu. Tüm Kağıt'ın Sancaktepe açılışı oldu. Tabii Yücel Başkanım ekibiyle bugün gerçekten bu sıcakta çok güzel bir açılış yaptı. Başkanım, devasa bir açılış oldu. Ne söylemek istersiniz? Öncelikle bütün herkese buraya katıldıkları için çok teşekkür ediyorum. Genel Başkanımız ve İl Başkanımızın önderliğinde bu projeyi geliştirdik. Açılışımızı büyük hedeflerle, özveriyle, ekip arkadaşlarımla beraber çalıştım. İnşallah Genel Başkanımız memnun kaldıysa ne mutlu bize. Evet, sağ olun, var olun. Hemen sizin duygu düşüncenizi alalım. Anadolu yakası il başkan yardımcılığı yapıyorum. Bugün açılışa katıldık. Arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Çok güzel bir şey oldu. Genel Başkanımıza çok teşekkür ederim katkısından dolayı. Türkiye'de çok mutluyuz ve çok güzel gidiyor her şey. Sağ olun, var olun. Hemen. Açılışımız hepimize hayırlı olsun. Hem devletimize hem de derneğimize. İnşallah gün be gün büyüyeceğiz. Yarın da Maltepe açılışımız var. Buradan herkesi oraya da bekliyoruz. Evet. İsmim Ramazan Çiftçi Ağacan Şirketler Grubu. Sancaktepe'de faaliyet göstermekteyiz. Tümkiyat ailesinin bir üyesi olmaktan gurur duyar. Sancaktepe teşkilat açılışımıza hayırlara vesile olmasını, Nihat Başkan, Enes Başkan ve Yücel Başkan'ın arkasında olduğumuzu, daimi yollarında olduğumuzu, vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun diyor. Sağ olun, var olun. Hemen sizin de görüşünüzü alalım. 2017'de kurulan Tümkiyat 45 il ve birçok ilçeyi İstanbul'da açmaya başladı. Bu iftar kaynağı bu ülkenin yarınlarında söz hakkı olmak isteyen, ülkesini seven, milletini seven iş insanlarıyla bir arada olmaktan çok mutluluk duyuyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sağ olun, var olun. Hemen seni duyuyorum. Anadolu yakasının parlayan yıldızı olan Sancaktepe'de açılışın olması büyük bir ivme kattı bizim tüm Kiyat ailemize. Nihat Başkanımız, Enes Başkanımız ve Yücel Başkanımızın arkasında olarak devam edeceğiz. Evet, sağ olun, var olun. Enes Başkanım. Merhabalar, Enes Selimoğlu ben. Tümkiyat Anadolu Yakası İl Başkanıyım. Nihat Tanrıkulu Genel Başkanımızın öncülüğünde kurulan Tümkiyat İstanbul 41. İl Başkanlığı'nı Anadolu'da kurdu. Kendisine bu görevi bana layık buldu. Çok teşekkür ederim kendisine öncelikle. 2017'den beri bu emekleriyle, bu çabalarıyla, bu coşkuluyla, bu halen heyecanıyla gerçekten bizi de heyecanlandırıyor ve bu çalışmalar doğrultusunda biz ilçeleri kurmaya başladık. Daha yeni Ağrı'dan 45. il başkanımızı kurduk. Büyüyeceğiz, hedeflerimiz yüksek. Sancaktepe için bugün açılışımız oldu. Bütün konuklarımıza teşekkür ederiz. Hep bizi mutlu ettiler. Coşkulu, sevinçli bir açılıştı. Sayın Kaymakamımızın konuşmalarında Sancaktepe sahip çıkalım. Sanayi, iş insanlarına, üretime, ekonomiye katkı sağlamak için neler yapabiliriz? O yüzden buradayız. O yüzden Sancaktepe'yi kurduk. Yücel Başkanımızın ev sahipliği için kendisine ayrıca bir teşekkürler sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Büyüyeceğiz, çalışmaya devam edeceğiz. Tümkiyat Genel Başkanı Sayın Nihat Tanrıkulu da yanımızda. Evet. Söz sizde Sayın Başkanım. Ülkenin buna ihtiyacı var. Ülkenin umuda ihtiyacı var. Biz iş dünyasında bu ülkenin yeni yüzlere, yeni isimlere ihtiyacı var demiştik. Anadolu'nun evlatları, iş insanları akın akın Tümkiyat'a geliyor. Gümbür gümbür Tümkiyat'a geliyor. Ben bugün Sancaktepe İlçe Başkanlığımızın açılışına katıldık. Öncelikle Anadolu İl Başkanımı tebrik ediyorum, ekibini tebrik ediyorum. Onlarla gurur duyuyorum. Tabii geçen hafta genç bir kardeşimiz, kartaldan bir kartal gibi usmaya başladı. O Anıl kardeşim ve bugün Sancaktepe, yarın Maltepe. İnşallah Anadolu İl Başkanımızın 17 İstanbul'daki ilçe sözünü teker teker ve Teşkilat Başkanımız Sayın Murat Güngör'ün
İstanbul'da 39 ilçede, Türkiye'nin 81 ilinde, 922 ilçesinde örgütlenmesini tamamlayacağı bu yola çıktığı bu yolda biz de böyle genç kardeşlerimizi, özellikle iş insanlarının bugün Sancaktepe'de Yüksel kardeşimin arkasında ona inanmış, o bana inanmış, onların ekibi de ona inanmış insanları görmek beni çok mutlu etti. Bu ülkenin buna ihtiyacı vardı. Yeni yüzler, yeni isimler TÜMKİAT gibi bir limanda buluşuyor. Ben ailemle gurur duyuyorum, hanımefendilerle gurur duyuyorum. Hepsi muhteşem bir şekilde kendi işleri görmüşler TÜMKİAT'ı, kendi aileleri görmüşler TÜMKİAT'ı. Ben ancak TÜMKİAT'a yakışacak slogan da bu. TÜMKİAT benim değil, bizim diyen herkesin. TÜMKİAT'ı ben kurdum, herkesin oldu. TÜMKİAT benim değil, benim diyen, bizim diyen herkesin hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyorum. Gurur duyuyorum.